Ben Ana, değildim. giysiler silik kokuyor diyor. Üstüne mi işediler? Öyle şey olur mu ya? Çocuk işemiş altına korkudan. Hayır ya, bir üstüne Üstüne. baksana, şuralarına bak Aa. ya. Nasıl işemişler lan üstüne? Hayır, karı cevap verdi. Artık boku çıktı yani. Gelmiyor da. Gerçekten hiç komik değil artık şerefsiz piçler. Ya ağlattınız kız, sonunda ağladı ya. Hiç ağlamamıştı ya. Evet, Ağladı bak sonunda ağlıyor. ya. Aa, burnundan sümük de akıyor. Ne olduğunu söyledim öyle. Ne olmuştu? Çünkü kız anlatacak çünkü. Anlatmadı daha. Gerçekten iğrençsiniz ya. Ne kadar pisliksiniz ya. 1 Haziran Pazar. Üstünü değişsene. Günler geçiyor. Karin bize hiçbir şey anlatmıyor ama. İçine kapandı değil mi kız? Evet. Ne Uç. yapalım? Saklambaç oyunu. Saklambaç mı oynayalım? Tamam. Biz çok severiz saklambaç. Bakalım nereye saklanacak. Hep aynı yere saklanıyor yani. Of, beni buldun. Hep aynı yere saklanırsan tabii olurum. Gel. Gel gidelim. Balık tutalım, balık. Yok, ormanda reçel alalım. Hop. Bir tane de balık tutalım. Ana. Ha, yaz geldi o yüzden değil mi? Ah be. Ama bir şansın, iki Bu balık şansın. değil ki. Yapma yahu. Hadi. Lütfen, lütfen. Ah, boş Aa. gitti. Enerji Hadi gitti. balık ya. Bot. Bu garip bir balık. Tamam, son. Hadi balık. Yes. Keşke ortaya çıkan nehir canavarını da görsek. Çıkıyor muymuş? Bilmem ki. O öyle resim çizmiş de acına. Gölde canavar Bu var. balık değil ki. Hı. Çok korktum ya. Kızım öldü sandım. Kaçırdılar sandım. Çok Ben korktum öldü sandım gerçekten. Ben de direkt. öl ben kaçtı sandım ya da öldü sandım. Mektuplarda ne var? Ha, yemek yapabiliriz. Hadi biz de yatalım. Benim inci Gerdana, Gerdana. Yazar. Gel. Gel. Çok açmış. Tamam. Dün gece iyi uyuyamadım. Lütfen dedesinden gelsin. Püh. Allah kahretmesin. Ah, geldi. Mektup geldi. Hemen aç. Çocuğa yemek bile vermeyi unuttuk. Bazen Babamız. insanlar kötü şeyler yazıyor. Ya, Ne hayır yazdı? aşkım. Yazmıyor. Heinz Fleischer. Fleischer, evet. Mektubun için teşekkürler. Ben Heinz. Karının babasıyım. Ailemin öldüğünü söylediğim için üzgünüm. Şimdi bir evde yaşıyorum ve aile fırınını işletiyorum. Almanya'dayım. Evliyim ve iki oğlum Hadi var. Karının ya. iyi olduğunu duyduğuma sevindim. Hay. Aa. Heinz de evliymiş lan. Çocuk bize kaldı yani, bize patladı. Evet. Çocuk bizim zordu. Hey, çocuk benim olsun. Ama şimdi üzülecek. Babası evliymiş ya. Ama nereden bilsin ki adamda? İnternet yok, bir şey yok. Kendine iyi bak. Umarım bugün başına bir şey gelmez. Amin. Allah'ım lütfen çocuğumun başına bir şey gelmesin. Çok Amin. amin. Evet. Neyse, yapmayacağım mesai. Tamam, günün En nasıl? azından kirlendi. Hey, hadi Hadi oyun oynayalım ya. oynayalım. Bak, çocuklar bir şeylerden böyle kaçınmak için kafalarında Oyun oyun oynamak isterler. oynuyorlar. Bu çok iyi bir fikir. Bir şeyler çizmeyin dersin. Dışarı çıkalım. Hadi dışarı çıkalım Balık aynen. tutalım. Balık tutalım. Ya da ormana gidelim. He he. He. Hop hop. Nasıl ama? Sırf bunun için gelmiştik. Oyun moyun yok. Ay. Hı. Duş almak. Kız bok içinde.
Tam bok içinde uyutma işte, duş aldırsaydın keşke. Bir bakalım ne oldu. Bugün babandan bir mektup aldım. Gerçekten mi? Almanya'da fırıncı olarak çalışıyor. Gerçekten bu, vay canına. Ve iki oğlu var. Üvey kardeşlerin var. Hayal etsene, kardeşlerim var. İsimlerinin ne olduğunu biliyor musun? Hayır, mektupta bunu söylemedi. Tamam. Yakında bunu öğrenebiliriz. Şimdi uyuma vakti. Benim kardeşlerim var. Uyumadan önce güzel bir hikaye okumaya zamanım var tabii ki. Hadi okuyalım. Vay be, mutlu oldu. Kötü bir şey söylemedik. Evet. Ama kötü, kadın buraya kötü bir şey yazmış olabilir. Ama önce kıza önce şey okumam lazım. Kızı burada bıraktım gittim. Evet. Ay, yanlış şeye girdim. Günlük. Evet, babanın hayatta olduğunu, büyükanne ve büyükbabanın evinde yaşadığını ve aile fırınını işlettiğini duymak çok güzel. Yemek pişirmeyi neden sevdiğin belli. Umarım büyükanne ve büyükbabanın vefat etmesiyle yüzleşirken bu bilgi senin için büyük bir teselli olur. Ay be. Büyükannesi, büyükbabası ölmüş. Sadece babası evet. Var. Onun da iki tane çocuğum var. Oo. Bunlar kim lan? İşte çocuğu, babası, iki çocuk. Evet, galiba. Oğlu herhalde. Tanımadığı için siyah çizmiş. Evet. Çok garip. Bu kızın çizimleri çok garip ya. Salı 3 Haziran. Kız çok şey çekti ya. Gerçekten. Merhaba, uyandım. Acı. Hemen günaydın yıkayım. Yavrum. Gel sütünü bir yıkayalım. Bok içinde kalmışsın. Acıların çok aynen. Gerçekten acıların çocuğu ya. Hop, yemek ye bakayım. Haydi acıların okula. Acıların çocuğu. İnşallah aşkım. İnşallah. Tamam. Vallahi kız helal olsun. Daha ben olsam var ya şimdiye kaçmıştım. Arkadaşlar ben bir kere ilkokuldayken, ilkokul 3. sınıftayken öğretmenimden tokat yemiştim. 2 hafta okuldan kaçtım. Bu kız iyi okula gidiyor yani. Harbiden mi? Ben gitmiyordum. Ben gitmemiştim. En son evde abimle beraber oyun oynuyorduk bilgisayardan falan galiba herhalde. Odadaydık. Annemi aradılar içeriden. Dediler kızınız okula gelmiyor. Annem dedi yo gidiyor. Hatırlıyorum ben onu. camdan giriyorduk eve. Hatta ben açmıştım. Evet. Abi açma telefonu, açma telefonu. Şöyle olmuştu Merve. Telefon çalmıştı, koşa koşa telefonun yanına geliyordun. Birisi aradım diye, hatırlıyor musun? Evet, evet. Dedim lan ne yapıyorsun lan? Niye geliyorsun telefonun yanına? Yani bu kız iyi ki okula gidiyor yani. Ne alacaktım ben? Alacağım şey unuttum. Yemek alacaktım. Acıların çocuğu. Aşkım senin sevdiğinden yok artık. O sanırım ya kış yemeğiydi sezonu, herhalde. Evet. Bundan alayım bari. Bir tane de bundan alayım. Bir tane de bundan alayım. Kanka ne yaptın? Karıma neye gönderdin? Evet. Tamam. Ben Anam, değildim. Giysiler silik kokuyor diyor. Üstüne mi işlediler? Hayır, öyle şey olur mu ya? Çocuk işemiş altına korkudan. Hayır ya abi üstüne baksana şuralarını bak ya. Nasıl işemişler lan üstüne? Hayır, karı cevap verdi. Artık boku çıktı yani. Gerçekten hiç komik değil artık şerefsiz piçler. Ya ağlattınız kız sonunda ağladı ya. Hiç ağlamamıştı ya. Evet, ağladı sonunda ağlıyor. Ya. Aa burnundan sümük de akıyor. Ne olduğunu söyledim herhalde. Ne olmuş? Kız anlatacak çünkü. Aa, anlatmadı lan. Gerçekten iğrençsiniz ya. Ne kadar pisliksiniz ya. Al yıksın. Yazık değil mi ya? Gel yatırayım seni. Lütfen konuş benimle. Öğretmen kızmıştı ama bunu başlatan oydu. Bağırmamalıydım. O da yaptı. Beni oraya geri götürme. Bana dediler ki benim soyum kötü değil. Değil mi? Arkadaşlar, 3 ben. Bir başkasını kötüleyerek asla kendinizi iyi gösteremezsiniz. Sadece doğru olanı söyleyelim.
Biz kötü değiliz ki ama. Tamam. Burada başkasını da kötülüyorsun ama. Hayır, bu doğru değil. Tabii ki. Kızın modu şu. Baliyeceğim. Gerçekten. Baliyeceğim. Gerçekten çok üzgünüm. 4 Haziran. Okul ne zaman kapanıyor ya? Şu okulları bir okul kapansın. Lan kız yok. Ha, kız dolapta. Yok. Ana. İşini beklemek zorunda. Karin senin ilgine ihtiyacı var. Hangisini söyleyeyim? Hepsi aynı gibi geldi. Evet, en üstteki bence. Bence bu olsun. Denemelisin. Evet. Hasta olur yoksa. Gel. Kalktı bak. Yardım için babasına yazacağız. Belki güzel bir şeyler der değil mi? Yazalım hadi. Nasıl yazacağım ki mektup geçti babasına? Yo, görmedim. Ha. Baliciğim. Sevgili Heinz, yaşadığını ve iyi olduğunu duyduğuma çok sevindim. Yardımına ihtiyacımız var. Klaus, Alman mirası nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyor. Bu durumdan kurtulmamıza yardım eder misin? Karin'i buradan uzaklaştırmalıyız. Ya gerizekalı, düzgünce anlatsana her şeyi açık açık. Burada kızını dövüyorlar, burada kızını taciz ediyorlar, burada kızını ağzına sıçtılar desene. Sence bunu okuyunca adam, kızıma bir şey varmış ya der mi yani? Neyse, yolla. Yemek ver. Ne yapacak? Kızını alıp götürecek mi lan? İnşallah. Ben iyiyim. Lan şunu alayım yemeğimiz da ne olur zaten. Hayır, işe gitmem gerekirse bir tane yaparsam. Gitmeyeceğim değil mi işe? Gitmiyorum. Buradayız. Hayır, gitmiyoruz. Ulan hayat yazmış. O zaman gel biraz gezelim. Ahmet abi kameralara yakalanıyor. Hop. Hop. Ben iyiyim. Çok fazla yaban versini var. Evet. Evet. Bir sürü tane var. Yaban mersini de şey yapabiliriz. Evet. Tabii hadi gel. Bal tutalım birazdan. Umarım tekte tutarız. Enerjimiz kalmadı. Balık tutmak eğlenceli. Tamam. Tamam. Nehir canavarı çıkmasın. Hadi Klaus şu çocuğunu al ya artık. Evet Klaus lütfen Allah rızası için şu çocuğunu al ya. Asi enişte Merve ablaya kolye al. Arkadaşlar sevmiyor musunuz kolyemi? Tamam alacağım. Sana bir hikaye okumamı ister misin? Hayır ben iyiyim. Okey. Günlüğe yeni bir kayıt eklendi. Tamam günlüğü oku. Tamam okuyacağım günlüğü. Yemek yapayım. Okuyamazsın ki. Okuyabilirim. Çok kızgınım ama görmeni istemiyorum. Durum beni çok utandırıyor. Sana bu kadar korkunç bir şey yapmaya nasıl cüret ederler? Ve ben ne tür bir ebeveynim ki sana yardım edemem? Okulla yüzleşme riskini göze alamam. Çünkü bu muhtemelen işleri daha da kötüleştirir. Artık başka bir yerden başlama riskini alınmaya değer bir risk olarak düşünüyorum. Bu yüzden babana yeni bir mektup yazdım. Artık buradan uzaklaşmamıza yardım etmesi için yalvarıyorum. Adana taşın geldi. Ne oldu? Niye uyumadın sen? Uyumamış. Işık kapatınca uyur belki. Umarım. Bir bakıyoruz yok sabah. Babasız yavrum. Çok açım diyor yatakta. Hastalandı. Çünkü yatakta solup gidersen onlar kazanmış olur. Tamam yemek ye sonra tekrar yatacaksın. Tamam, neyse. Babasından mektup gelsin ya. Tamam, yemek yapalım. Allah'ım hayat gerçekten çok zor. Konuşamıyorum.
İki tane var. Bir tane falan var mı? Şunu yapacağım ya. Geldi yavrum. Gel bakayım. Yemek ye. Hadi tut. Tut. Bunu da ye. Hadi tut. Bunu da ye. Oha. Hadi tut. Doğsun iyice doğsun. İyileşsin hemencik. Hemencik iyileşsin diye bir sürü yemek yaptım ona. Uyumadan önce bir hikaye güzel tabii ki var. Sana her zaman zamanım var. Allah'ım iyileşsin hemen çocuğum ya. Bugün ona çok iyi baktım. Evet. Cuma 6 Haziran günaydın. Ha, çok tatlı iyi. Uyanmış. Nasıl hissediyorsun? İyiyim. Sen olanlar geç. Senin suçun değil. Bunu biliyorsun değil mi? Evet. Biliyorum. Evet. Ortadaki bence. Bunu desem? İşe gitmeyiz büyük ihtimalle. Gideriz gideriz. Tamam de. Tamam. Aa. Evet. Birbirimize iyi bakmalıyız. Evet. Tamam. Okula göndereyim mi arkadaşlar? Kızı okula mı göndereyim yoksa evde mi kalsın? Hayır ya. Göndermeyeyim mi? Tamam. Tamam. Neye bastın? Okula göndermeye bastım. Yani gitme dedim okula. Evde kal dedim. Kıyafetini dik. Tamam dikeceğim. Bu kıyafet yırtık değil ama. İyi bu kıyafeti. Evet. Gitmem gerekiyor artık. Mesai yapayım mı? Yok be evet. Tamam. Bakayım yeni bir şey var mı? Eve hoş geldin. Olanlar için çok üzgünüm. Bay Şolem bir şeytan. Tek arkadaş olabilir miyiz lütfen? Etrafta kimse yokken seninle oynayamayacağıma söz veriyorum. Oynayacağıma söz veriyorum. Liv yazmış bak. Evet. Bir bu tuzak mı? Oha o kızı o kadar şey yaptılar ki. Artık tuzak mı diyor. Tuzak mı? Yoksa tuzak mı lan? Kızı kandırıp... Sanmıyorum ya. Tuzak tamam. Değildir bence. Değil bence ya. Tuzak değil değil mi? Yemek. Aferin. Yem yem yem. Kırt kırt. Ne oldu? Güzel bir şeyler yapabilir miyiz? Bir şeyler... Bir şeyler çizelim. Tamam. Bu sefer de güzel. Ne çiziyoruz? Bu ne? Bu ne lan? Bilmiyorum canavar ağaç falan var herhalde. Birisi geldi. Yarın Liv ile konuşacağım. Sana şu sevdiğim... Tabii ki okurum. Okuyalım. Tuzak değil. Tuzak değil diyor herkes. Tamam. Tamam Kenan inanıyorum sana. Bana inan mı demiş? Evet. Bana inan tuzak değil. Güzel. Cumartesi hafta sonu işe gidiyor muyuz? Evet. Merhaba. Yüzünü silelim. Yüzü kirlenmiş. Günaydın yavrum. Yemeğimiz kalmadı yemek bu arada. Hop. Ben de şundan bir tane daha yapayım. 5 tane varmış. Tuzak mı? Bundan 5 tane var. Tuzak değil. Şimdi gidip Liv ile konuşacağım diyor. Tamam. Dikkat et ama tamam mı? Dikkatli ol. Dikkatli ol. İstersen işe gidebilirsin. Gideceğim ama dikkat et ama.
Tamam, gideceğim ama dikkat et ortadaki ben. Tamam. Dikkatli olacağım. Ya çok korkuyorum. İnşallah bir şey olmaz kızıma. Allah'ım inşallah bir şey olmaz. Lütfen bir şey olmasın. Lütfen bir şey olmasın. Aaa! Çok yaşasın. İyi. Onu çok özledim. Bir bakıyorum şu kız arkasını döndüğü zaman ensesinde bir tane şaplak izi varmış. Meğersem dövmüşler gizli gizli. Görünmeyen yerlerini dövmüşler meğersem. Bu üstünün kirliliğini gidermiyor. Bu sadece evet. Yüzünü siliyor. Gidermiyor. Tamam, yedin onu. Neyse, yarın yıkarım baştan aşağı. Çocuğa iki gündür yalan mersini veriyoruz. Sonsuza kadar bunu yiyecek gibi gözüküyor. Çünkü 5 tane almışım bundan. Şeyden topladık ya. Evet, hadi git bakalım. Okurum. Evet, artık bir şeyler olsun. Mektup gelsin, bir şeyler olsun. Evet ya, babası lütfen. Kız şimdi okula da gitmek istemeyecek. Ben ne yapacağım? Tamam. Şimdi kız okula gitmezse ne yapacağım Baba. Yani? Bak şimdi hiç yemeğimiz yok. Bakkal da kapalı. Paramız var ama bakkal da kapalı. Ona göre. Biz gizlice arkadaşız yani. Evet. Ama sen varsın. Biz oynayabiliriz. Evet. Var yemeğimiz canım. Yemeğimiz yok değil. Bak bir sürü yemeğimiz var. Hadi saklambaç oynayalım diyor sana. Gidip saklanacağım. Harbiden gidip saklandı lan hemen. Neresin? Buraya gitmişim. Hiç de şey yapmıyor ya. Beni buldun hem de iyi saklanma yerimde. Evet. Evet aşkım. Çok iyisin. Bir daha bu kadar iyi saklanma, tamam mı? Bir daha bu kadar iyi saklanırsan bozuşuruz. Tamam, yemek verelim. Ha biliyorum, resim yapmak istiyorum. Hadi gel. Aa, bugün niye bir şeyler yapmak istiyor? Yemiyor hiçbir şey. Ne bileyim, manyak. Balık. Balık yemeği mi özledi lan yoksa? Galiba balık yemeği özledi. Dün Nivi'yle biraz yaban mersini topladım. Onlara güzel bir şey pişirmek için kullanmalıyız. Oha. Tamam. Tamam. Yedir şimdi. Bir enerjimiz kaldı. Lezzetli görünüyor. Aman Allah'ım. Artık uyuma vakti. Bugün çok güzel bir gün geçirdim diyor. Birbirimize sahipken başka insanlara ihtiyacımız yok. Evet. Tabii hemen Liv'le arkadaş oldun. Vay, okula gidecek lan. Aferin benim kızıma. Hadi. Helal olsun kızıma. Yalnız benim de bir aram iyi, bir aram kötü kızımla, fark ettiniz mi? Bir sallıyorum, bir sinirleniyorum. Demek ki gerçekten annelik böyle bir şey ya, çok zormuş. Bir de bu aralar böyle doğum yapmakla alakalı, böyle anne olmakla alakalı bir dizi izliyorum. Onun da çok etkisi var şu an duygularıma. Çok zor bir şey anne olmak ya. Çok açmış. Bugün okula gideceğim. Oraya geri gitmeni yasaklıyorum. Hayır. Emin misin? Emin misin? Sanırım. İyi notlar alamıyorum çünkü ilişkinler benden nefret ediyor. Ama yeni şeyler öğrenmek istiyorum. Eğer evde kalırsam herkes kadar zeki olamayacağım. Lütfen dikkatli ol. Değil mi? Evet. Livia'nın arkadaş olduğunuz için çok mutluyum. Tamam. Küçücük çocuk ne yapabilir ki? Ama hafta sonları oynayabiliriz. Mektup geldi. Çok, çok mutlu olmuştum oysa. Bir yemek ver yüzünü sil. Tamam. Yani küçücük ne yapacak çocuk? Liv bence o kadar zararlı birisi değildir ya. Hadi bakalım, okuya. Ben de işe. Sen ne istiyorsun? Çok param var artık. Evet. Doğru düzgün bir şey de yok markette ya. Evet, almayacağım o yüzden. Ne oldu? Evet.
Kızın en azından bir arkadaşının olduğunu bilmesi kıza güç veriyor. Ben öyle düşündüm yani. Ve sürekli oyun oynamak istiyor ya. Evet. Dışarı çıkabiliriz. Peki benim kızı zorla balık tutmak için falan böyle dışarı çıkartmam. Balık tutmayı seviyorum. Of, balık da tutamıyorum. Hadi balık. Balık. Valla balık şimdiye kadarki en lezzetli balıktır. Tamam tamam. Hep aynı şeyi söylüyorsun sen evet. De gerçekten. Evet dedi. Bu sefer evet dedi. Hı hı demedi bu arada. Evet. Liv'le bugün sınıfta birbirimize gizli notlar gönderiyorduk. Ne hakkında konuştunuz? Sadece merhaba yazdı. Sonra ben de ona merhaba yazdım. Eğlenceliydi. Ha. Ama başı belaya girebilir bunu yaparsa değil mi? Niye girsin ki? Yakalanırsa adam onu döver, kızı da döver. Kötü bir şeyler yazmıyor ki. Tamam. Aa, üzgünüm, bir daha yapmayız. Aşkım, ben senin iyiliğin için istiyorum. Biliyorum. Yoksa ben ne yapacağım? Umarım babası alır götürür ya. Yoksa çok hazin sonlu yani. Bu kızın sonu hiç iyi değil gerçekten dediğiniz gibi. 10 Haziran. Salı. Merhaba. Bay Solehim. Fagerstrand okulunun mükemmel itibarını tembel ve cahil çocuklar tarafından lekelenmesine izin vermeyeceğiz. Karını okula asmamayı öğrenmesi için ceza verildi. Senin ben ağzına sıçarım. Ağzına sıçtığımın çocuğu. Ne demiş? Anlamadım. Ceza vermişler kıza. Ne cezası verdiyse. Okulda kalma cezası mı? Bir. Ha, okulda kalmak istemiyorum diyor. Gülüyor bir de. Niye bu kadar tatlı kız ya? Ne olacak çok merak ediyorum. Gerçekten ya okuldaki... Bugün dikkatli olmaya çalış, tamam mı? Tamam. Kesin kötü bir şey gelecek başına. Tabii ki kötü bir şey gelecek başına. Net yani. Okulda kalma cezası dedi. Kızım gelmedi eve. Aha. Biliyoruz, Allah okulda kalma cezası işte. Buymuş. Nerede lan? Okulda. Değil mi? Okulda. Ha geldi. Ceza tuhaftı. Orada sadece ben ve bir çocuk daha vardı. Ve Bay Shaw tam bir sessizlik içinde oturduk. Aynı anda hem gerginim hem de sıkılmıştım. İyi kızı bir şey yapmamışlar en azından. Garip değil mi? Olmasa önemli değil. İyi çıkar. Ödevlerimi hallettim ben. Ve şimdi dinle. Ay kıza ben yemek yedirecektim. Unuttum ya. Neyse. Uyusun bari. Okurum. Şimdi kız okula gitmedi ya. Okulda kalma cezası verdi. O da işte o gün böyle bir saat falan herkes çıktıktan sonra orada oturdular. Böylece oturdular yani. Amerika'da böyle bir şeyler vardı galiba. Böyle kusacağım şimdi. Böyle garip cezalar var. Yüzünü de bıcı bıcı yapalım. Şuradan görmediğim bir şey var mı? Yok, yok gözde. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunu okuyalım. En son bu geldi. Tarifleri. Okul vakti geldi. Elinden gelenin en iyisini yap. Kızımın başına bir şey gelmesin. Amin duası. Geldi. Amin. Kızım başına bir şey gelmesin. Çok amin. Ha. Kızım gelmedi. Ne zamana kadar bu ceza devam edecek? Kızım nerede? Niye sıfır bu? Evet uykusu geldi. Bu niye gelmiş. Sıfır? Bu niye sıfır oldu? Uykusu gelmiş işte. Ormana gidemiyoruz yoksa ormanda mı kaldılar? Gidemiyorum.
Neyse. Bu da yok. Ne yapacağım ben? Şimdi. Markete gidebiliyor muyuz? Evet. Tamam, yemeklik bir şeyler al, ufak bir şeyler. Tamam. Tamam. Aa, her şeye zam geldi lan. Zam mı geldi? Yo. Evet. Yumurtaya zam geldi demişti ya. Bak, bunun fiyatı artmış. Hmm. 60'tı. Gelecek kızım değil mi eve? Hah. Geldi. Ben geldim. Bu kadar geç kaldığımda seni özlüyorum. Uy! Lütfen yapma, dokunma bana. Ne oldu be? Hayır, bir sorun yok. Sorun ne olduğunu söyle. Benimle konuşabilirsin. Ha. Ne oldu kıza? Oğlum yine yemek yedirmedim ama. Ha, yediririm ya. Bu sefer de hikaye okumam. Ne olacak? Sabahları yiyor ya. Yeter işte. Bak, hiçbir şey hikaye de istemedim. Bir sürü yemek var. Neyse, buna bakayım ben. Bu kızın sonu hayır değil ya. Aa, şaka mı? Evet, mektup geldi. Ne oldu ya? Tamam, gel yıkanalım. Bir şey yapmadım, sakin ol. Dur, bunu yedirmeyeceğim. Gel bunu ye. Kısa dokununca yapma, etme diyor. Yapma diyor. Tamam. Üzülüyor mu? Ben senin anacığınım. Evet. Ya yine yok. Bu kız ne zaman bitecek? Bu ceza ne zaman bitecek? Kız niye hep bu kadar mutsuz? Geldi. Pek hoş bir değil. Allah Allah. Ben bu kızı niye koruyamıyorum ya? Bir şekilde korunabiliyor mu peki kız? Yani yoksa sadece ben mi bu kadar beceriksizim yani bu konuda? Ya çok mutsuz. Oyun oynayalım. Kirlenmiş bayağı. Çok azıcık yükseldi. O mutluluk seviyesiymiş. Evet, o mutluluk seviyesi. Ha bakayım. Hart hurt. Şunu al, hepsi azıcık. Yüzünü yıkayım. Allah'ım. Tamam arkadaşlar, tamam. Yine yok. Kaç gün gitmemiştik ya okula? 3 gün falan herhalde. Bugün o zaman 3. gün.
Yeni öğretmenimi sevmiyorum. Bayberg'i özlüyorum. Ben de Bayberg'i özlüyorum. Kıyafeti yırtılmış kızın. Ha, mutluluğu artıyor lan. Hafta sonu şimdi bir şeyler yapıp mutluluğunu arttırabilir. Kalkmadı. Yine hastalandı. İyi misin? Evet. İyiyim. Tamam. Bak kalktım. Yerim seni. Gel kıyafetini değiştirelim. Yeni üretim malzemeleri aldınız. Gel yıkayalım senin suratını. Hop. Yıkadık. Yemeğini de yedirelim. Aç değilim mi? Nasıl aç? Açlıktan ölüyor ama. Yine de yemek zorundasın. Ama yemek istemiyorum. Aç değilim dedim. Surat atıyor. Yemek. Kafan çalışmaz. Tamam, yemek istediğin zaman haber ver. Yani ne diyeyim, zorlamak istemiyorum. Kız zaten tacize uğramış. Ne oldu bu sefer? Öğretmeni taciz etmiş herhalde. Gel dışarı çıkalım bari. Dışarıda gidelim. Hı, dışarıda gidemiyoruz. Babası ne dedi bari peki? Babası hala dönmedi ya. Top oyna. Top mu oynayalım? Tamam. Oyun oynamak istemiyormuş. Oyunu da sevmiyormuş. Bir. Bir ya. Net bir yani. Bir şey. Sen bana söyleyeceksin. Sen benden bir şey gizleyemezsin. Ben senin ananım. Evet, iki. Ha. İyi yaşa. İyi yaşa. Ya beraber. Ne istiyorsun kızım peki? Bir şey istemiyorum, onu istemiyorum, bunu istemiyorum. Ne istiyorsun? Dayak istiyorsun sen. Öyle derler ya, dayak istiyorsun sen. Banyo da yapmak istemiyor. Tamam da. Neden? Çünkü şey temiz yani, onu istemiyor. Hayır, o yüzden değil. Başka soru soruyor. Hiçbir şey yapmak istemiyor ya, o yüzden. Bir işte. Ya bir şeyler var. Sorman lazım. Niye sormayıp boş verip geçiyorsun ya? Cevap vermiyor çünkü. Zorlaman lazım. Tam cevap vermiyor. Bugün vermeyecek demek ki. Dönünce söyler belki. Bugün cumartesi, okula gitmiyor. Arkadaşlar, eğer işe gitmezsem işten atılır mıyım? Paramız var zaten, gitmeliyim. Tamam. Rica ederim yavrum. Hadi. Okula git. Okula gitmeyeceksin mi? Cumartesi yavrum bugün. Ha tamam. Ha beraber de takılacağız. Tamam. Yine de yemek yemeyecek misin hala? Bak sen neyin? Bok ye. Dışarı git. Oyun da oynamıyorsun. Oyun oynamak çocuklar içindir. Evet, büyüdü bir anda yavrumuz. Tamam, diğer iki enerjiyi de şey göle alacağım. Tamam. Resim yapmak istiyormuş. Yapsın bakalım. Ne yapıyor acaba? Ben de kendi işlerimi yapayım bari, ne yapayım? Şunu dikeyim. Ne oldu? Hah, bak gelip kendisi konuşacak. Ay Allah belanı versin ya. Çık şuradan. Hala yemek istemiyor. Ölecek o zaman. Bakayım ne çizmiş. Bak, 3 tane el çizmiş. Görüyor musun?
Üzgün müsün? Tabii ki üzgünüm. Yemek yemiyorsun, banyo yapmıyorsun, oyun oynamıyorsun. Ama böyle demeyeceğim değil mi? İki diyeyim değil mi? İki. İki diyeyim. Evet. Kimseye söylememem gerekiyor. Ya. Ne diyeyim? Ama diyeyim ben mi diyeyim Cem diyeyim. Ya. Sinirlenmeye başlıyorum. Karin gerçekten bir tane çarpacağım ağzına var ya. Ben bak normal ben olsaydım orada. Normal ben olsaydım. Bir tane şöyle yapardım bak. Şişt, alo. Söyle. Yeter ya. Ne mızmızlandın çocuğum bak. Şey yazmış birisi. Karın kezban mısın söylesene. Hayır öyle deme. Söyle aşkım. Hastalanmış pek yemek yemediği için. Bilmiyorum. Yersin yersin gel. Karın tam bir kezban. Gel gel. Bir şeyler yemek zorundasın. Kezban. Bak ben her zaman çok severim. Benim için yap. Hadi benim için lütfen. Bayılırım. Seni üzdüğüm için üzgünüm. Hep böyle oluyor ya. Karın hep bir boklar yapıyor. Sonra seni üzdüğüm için özür dilerim diyor. Ben sanırım buna şeyim. Hayatım hep böyle geçiyor benim. Evet. Bunu sorayım değil mi? Bir dedim ya. Duymuyorum ki sağ taraftan tam. Hadi söyleyebilirsin. Bana güvenebilirsin. Trust me, bir şey olmadı Allah'ım ya Rabbim. Ya Resulallah, ben iyiyim gerçekten. Ona korunmamalısın. Ha, söz veriyorum bak. Tamam. Tamam. Evet, hadi. Söyleyemez ki, ben de söyleyemezdim. Şapşal ya şey. Sanki ben çok seviyorum top oynamayı. Sen seviyorsun top oynamayı. Manyak. Beni affet. Seninle ilgilenmek benim işime başarısız oldum. Öğretmenin sana kötü davrandığını biliyordum ama bu kadar korkunç bir tacizde bulunabileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi seni tutmama bile izin vermiyorsun. Bunu yapmalıyız. Gitmeliyiz buradan. Bir an önce gideceğiz. Bunun gerçekleşmesi için her şey yapacağım. Söz veriyorum. Ya, tabii ki çok belli yani zaten. Ya kızım. Benim için. Benim için. Peki deneyim. Hop. Oh. Bıcı 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 bıcı. Hop biraz daha yemek ye. Çok güzel. Gel biraz dışarıda balık tutalım. Asiye abinin en sevdiği şey. Hop balık. Bir balık yakaladın. Evet. Bir balık yakaladım. Hop bir balık daha yakaladım. Biraz da yaban mersini toplayalım. Sanırım. Umarım anlatacak bugün. Ya da anlatmasa gerek yok. Zaten anladım ben her şeyi. Yani. Şerefsiz ol şerefsiz. İnşallah ölürsün. Evet. Taciz etmişler arkadaşlar çocuğu. Günaydın. Gitme okula. Git, götür, gitmesin değil mi? Gitmesin bence okula.
Kadın da diyor gideceğiz buradan diyor. Gitmesin aynen. O kadar. Evet. Oo, ağlama. Gözleri doldu. Peki ya okulum? Da öğretmenim? Bak bir. Tamam bir. Zaten hiç dışarı çıkmanı da istemiyorlardı. Evet, onu bir daha asla görmek zorunda değilsin. Evet. Gel. Sana biraz bundan yapalım. Hop. Mektupta ne olduğunu görmek istemiyor musun? Ne mektubu lan? Mektup mu geldi? Aa mektup. Aa baba, ha, babası mı lan acaba? Gazete geldi ama. Aha. Aha. Allah'ım lütfen. Lütfen, 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 lütfen. Karin'in sorunlarını duyduğuma çok üzüldüm. Ailemin Karin için bıraktığı parayı sana havale edebilirim. Karşılığında buraya gelmeyeceğini ya da nafaka talep etmeyeceğini söz vermelisin. Yine ailem çocuğu bilmiyor. Eşim asla öğrenmemeli. Ben götüme mi sokayım parayı? Babası yardım edecek, sonunda gidebileceksin. Nereye gideceğim acaba? Başka bir yere gideceksiniz. İyi. Gidelim bari, tamam. Hı. Şimdi söyle işte. Hop. Heh, gidiyor muyuz olabilir. Yani? İyi bir şey evet. Mi oluyor şu i̇yi an? İyi bir şey oluyor. Tabii ki de iyi bir şey oluyor ya. Ama nereye gideceğiz? Ya para yetmezse? Ya başka bir yere. Adam para göndereceğim demiş ya. Ama ya yetmezse? Ya Allah'ım. Live üzülecek şimdi. Benim bir başlangıç yapabiliriz. Milyonum buldum, daha iyi bir yere gidebiliriz. Babasını söyleyeyim mi? Aa hayır ya, babasını söylersem şimdi babam yanına gitmeme izin vermiyor mu der. Evet. Tamam, yeni bir başlangıç. Evet, başka bir ev bulacağız. Okuldan uzakta. Ama ya leave demiştim. Mektup arkadaşı olabilir. Aynen. Mektup arkadaşı. Onu her gün yazmam gerekecek. Liv'i özleyeceğim. Eminim Liv de seni çok özleyecektir. Evet, neden? Ben eşyalar topladık zaman yanılmıyorsun. Evet. Aa, gidiyoruz dans sonunda. Ben de toparlamak istiyorum. Eşyalarımı toplayacağım. Topumu burada bırakmak istemiyorum. Şimdi seni paketliyoruz top. Ay çok tatlı. Korkma, adamda diye. Da toplamam gereken birçok şeyim var. Evet, evet. Eşyalarını topladı, oyuncaklarını. Oyuncaklarını, küçük tilki. Şimdi paket. Seni paketliyorum. Güvenli bir yere gideceğiz. Ay canına, bir sürü eşyamız varmış ha. Lan odada kaldı. Pekala, oyuncaklar kaldı mı? Yok, kendisi yaptı. Ben yapmıyorum. Bir akşam yemekte yoktu. Geldi mi? Yiyecekleri paketlemedik değil mi? Çok heyecanlı kız. Bak ayıcık duruyor. Bunlar boy. Kendisi paketledi. Onu, sadece onu aldı. Taşınıyor musunuz? Evet, taşınıyoruz. Sonunda. Nereye? Lan yemekleri ne yapacağız şimdi? Hepsini yedireyim bari kıza. Evet. Bak mutlu olmalı. Üzgünüm, hepsi benim hatam. Ha, buradan taşınıyorsunuz değil mi? İğrenç yerden. Evet. Sen benim her şeyimsin. Hiç üzülme. Sen mutlu ol istiyorum sadece. Ve tam dokunmuyorum ya, dur. Yedir hepsini, yedir. Kızı tecavüz mü ettin? Aa şey. Evet. Ben gerçekten gidiyor muyuz? Evet. Senin bir korkunç insanlardan uzaklaştıracağım. Evet. Evet. Güzel ve güvenli bir yere gideceğiz. Kimsenin bir daha kötü davranmayacağı bir yere. Evet. Nereye gideceğiz acaba? Ama bilemeyiz ki. Belki orada kötü. Neyse, aman. Üf. O kadın. Bak. Çok kötü işte. Bu çok kötü oldu. Hayır, başka bir yere. Bunu yap. Ha, üçü de söyleyebilirim. Aa.
sayesinde buradan alakalı tam olarak nereye gidiyor? Hayır, babasını katmayacağım ya. Gerçekten güzel bir yer. Kızım sen... Tabii ki seni bırak. Seninle beraber gidiyorum. Asla Karin. Asla. Asla Karin. Tabii ki seni bırakmam. Tabii endişelenme, hep birlikte olacağız. Tamam. Tamam. Bilirsin. Kral yarın burada olacak. Onu görmek istiyordum. Kral kim lan? Bunu neden istiyorsun ki? Kral, Norveç kralı. Krallar eğlencelidir kral. Ama trenler çok da eğlencelidir değil mi? Trenler harika ama kral yaşayan gerçek bir kahraman. Ormana gidersek kimse bizi fark etmeden onu görebiliriz. Evet. Arkadaşlar, olmaz, info yapıyorum. İstiyorum. Her türlü gidiyor diyor. Bir. Bir diyorlar ya. Tamam ama sonra hemen gidiyoruz mu desem. Ama kimse üç demiyor. Asla üç demiyorlar. Gidelim bakalım. Kralı da görelim ya. Ne olacak? Tamam. Asi çok istiyor. Evet. Ne oldu yavrum? İyi geceler. Günlüğe yeni bir kayıt eklendi. Aha. Ne lan? İşiniz bir istifa mektubu. Ha, istifa yazdım. Mektubu yazacağız. Yazdık. Resmi olarak istifamı göndermek yazdık. İstiyorum. Bana verdiğiniz fırsat için teşekkür etmek istiyorum. Fabrika bana karşı güzel bir saygılı olan birkaç yerden birisi oldu. Kedi çekiyor sandım. Karin'in büyümesi için daha iyi bir yer bulmaya çalışıyoruz. En iyi dileklerimle. Mektubu yolla. Günlüğe bak, günlüğe burada yolla, değil. Yolla, isterse dönsem sonra. Gitmeliyiz. Babanın bize verdiği büyük anne ve büyük babandan gelen mirasla ilgili haberi sana anlattım. Sana verilen şartları söylemediğim için beni affet. Oo. Babanı ya da Almanya'daki üvey kardeşlerini ziyaret etmene engel olacağıma söz vermeliyim. Karısı seni bilmiyor ve babam bu şekilde kalmasını istiyor. Ayrıca ne ben ne de annen senin için nafaka talep etmeye çalışmayacağımıza söz vermeliyim. Karşılığında parayı gönderecek, kardeşlerinle tanışmayacağın için üzgünüm. Ama seni buradan uzaklaştırmak için çok çaresiz kaldım. Umarım beni affedebilir ve bu kararları anlayabilirsin. Vay. Evet, hadi yarın olsun bakalım. Sad story. Bizden önce yine gittim lan yoksa. Kralıya. Acele etmeyiz yoksa kralı kaçıracağız. Hemen bir duş. Evet. Nur içinde izleyebiliriz. Görünüyor mu bilmiyorum. Tamam. Senin. Ama sen beni korursun diyor. Oy kurban oldum. Gel gidelim hadi. Lan yüzünü niye yıkamıyorsun ya? Ya yıkarız Allah'ım. Sonra. Burası güvenli. Burası benim troller için doğru yer. Ya sen troll değilsin güzelim. Evet, en iyi insan sensin. Liv gibi. Tamam, Liv de çok iyi, sen de çok iyisin. Neredeyse 8 yaşındayım. Evet. O kadar bebek gibiydim ki okulun eğlenceli olacağını düşünüyordum. Okula başlamadan önce bir sürü insanla konuşmak istiyordum. Oynayacak bir sürü arkadaş edinmek istemiştim. Ancak çoğu çocuk ve yetişkin korkunç. İnsanlara güvenmemi istedin ama artık güvenmem gerektiğini düşünmüyorum. Bay Burke bile gitti. Belki Liv'e güvenebilirim. Sana güveniyorum. Sana her zaman güvenebilirim. Ailemi araştırdın. Tıpkı söz verdiğin gibi. Onlar hakkında daha fazla şey bilmek iyi hissettiriyor. Teşekkürler. Yakında buradan gideceğiz. Evet. Hadi kral nerede ya kral? Geri dönmek istemiyorum asla. Diğer yer daha iyi olacak değil mi? Ülkede herhangi bir yer kabul edeceğimize emin değilim. Asla pes etmeyeceğiz. İnsanlar bizi kabul etmek zorunda kalacak. Bence iki. Asla evet. Pes etmeyeceğiz. İnsanlar bizi kabul etmek zorunda kalacak. Bilmiyorum. Hala korkuyorum. Korkma kral. Yani evde güvendeydim. Çoğu zaman yanımdaydın. Umarım yeni yerde yeterince yiyeceğimiz olur. Evet de bu insanlar bu kızın bu özelliğini nereden biliyor ya? Ben onu anlamıyorum. Neyini? İşte ne bileyim annesinin babasının kim olduğunu. Nereden öğreniyorlar? Küçük bir kasaba ise herkes bilir birbirini. Evet. Tamam. Aha kral geliyor. Hı, kral geldi. Onu duyabiliyorum. Gidip görmeliyiz. Nerede lan kral? Kralı görüyorum orada. O mu lan? Keşke yakınlaşabilseydik. Ama herkes bize kızardı bana. Herkes onu seviyor. Ulan ya.
Kız çok artık gitmek üzgün istiyorum. Ya. Baksana kocaman kafası var. Gerçekten öyle bu arada. Çok üzüldüm yani. Evet, çok üzüldüm ben de. Aha. Biz miyiz lan bu? Yanımızdan. Evet. Wow. Sen ve Karin yeni yerin daha iyi olacağını umarak Norveç'in farklı bir bölgesine taşındınız. Orada ne olduğunu bilmiyoruz. Eğer şanslıysanız Karin daha iyi bir çocukluk geçirebilir. Aksi takdirde tarih tekerrür edecektir. Bu çocukların arasında kaderi çok korkunç olanlar var. Çoğu insanlara Tanrı'ya ve Norveç hükümetine olan tüm inançlarını kaybetti. Teola ve Leyla. Annem beni döverdi. Üvey babam beni boğmaya ve taciz etmeye çalıştığında iyi niyetli komşularıma kaçtım. Nasıl yaşadığımı gördüler ve beni korumaya karar verdiler. Bunlar kim? Annem vardı. Muhtemelen o çocuklardan birkaçı. Yani bu kızın kaderini paylaşan kişiler gibi. Kişiler. Annem vardı. Yeniden evlendiği için beni bir süreliğine yetimhaneye göndermek zorunda kalmasına rağmen benim için her şey iyi gitti. Çocukluğum çok zordu. Norveç'ten ve damgalanmaktan uzaklaşmam gerektiğini erkenden anladım. Rorun. Hala hayatta olan bizler şanslı olanlarız. Çoğunun hayatı kötü gitti. Benim harika bir halam vardı. Her çocuğun hayatında onun gibi biri olmalı. Buradan ilham almışlar. Wow, evet. Çocuğa inanacağı birini verdiğin için teşekkürler. Oyunu gelirinin bir kısmının tüm dünyada savaştan doğan çocukların daha iyi. Vay be, gerçekten çok güzel oyun. Evet, çok güzeldi. Ölüm, ne oldu? Niye şaşırdım? Evet, çok güzel oyundu gerçekten. Bay bay ya. Bay bay. Bu serinin de sonuna geldik gerçekten. Şu zamana kadar oynadığım hikayesi en güzel olan oyunlardan bir tanesiydi. Bay bay. Bay bay. Bugün çok eğlenmişsinizdir. Bay.